Avrupa'da bile olmayan taşkınlıklar bizim ülkemizde yılbaşı gecesi denanetler işlenirse, milli piyangolarla efendim milyonlarca Müslümanın parası kumara verilip haramhanemize yazılırsa biz ne olacağız? Öyleyse sorun yine ne? Yılbaşında ki bu uygulamaları yapmanın dinimizdeki hükmü ne o zaman? Haramdır. Haramdır. Kesin böyle. Haramdır. Evet. Onların şenliklerine katılamayız. Evet. Sevgili izleyiciler, çok şiddetli bir şekilde yasaklandı. Yüzlerce hadis-i şerif var. Hatta ayet-i kerime var. Onlar sizin kutsallarınızla alay ettikleri yerde sakın oturmayın. Ya Evet. yılbaşı demek bizim kutsalımızla, bizim İsa Aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Onların peygamberi değil. Onların İsa'sı ilah olan bir İsa. Haşa, evet. Öyle bir İsa gelmedi ki dünyaya. Bizim İsa diye inandığımız Allah'ın elçisi, Allah'ın peygamberi ve kulu. O kadar, evet. Onların inandığı İsa Allah'ın oğlu. İlah. Üçten üçüncüsü. Kad keferellezine kalu innallâhe thâlisü zelâfe. Allah üçten üçüncüsüdür diyenler kafir olmuşlardır. Şimdi biz cehenneme gidecek adamların batıl adetlerini taklit ediyoruz. Bize herhangi bir şekilde faydası dokunmayan, bizim günahımızı artıracak bir amellerini onlar şenleniyor, onlar seviniyor diye biz de seviniyoruz. Ya kafirlerin sevincine ve üzüntüsüne ortak olursan onlardan olursun. Allah muhafaza. Peki Müslümanların sevincine ve üzüntüsüne ortak olacaksın. evet. Değerli hocam, bu bağlamda onların bir yine uygulaması olan ve maalesef ülkemizde çok revaç bulan milli piyango Milli adı. piyango bir defa milli değildir. Ama Haram olan bir şeye milli demek kebair günahtır. Büyük günahtır. ismi bile tehlikeli Çünkü sanırım. milli demek dini Ya demek. evet. Kendi değerlerimize uygun bir şey değil. Piyango demek zaten kumar demek. Şans oyunu demek. Adına milli Allahu eklemekle Teala helal Kur'an-ı olmaz Kerim'de diyorsunuz. innemel hamru vel meysiru vel Evet. ezlam vel esam ricsun min ameli şeytan feçteni bu buyuruyor. Evet. İçki, kumar, falokları, piyangolar haramdır diyor. Onlardan kaçının diyor. Şimdi öyle bir ülkede yaşıyoruz ki yönetim bunu teşvik ediyor ya adeta. Her efendim köşe başında milli kumarhaneler açılmış. Ya böyle bir şey olur mu ya? Batılı milli diye bize sunan bir yapının içindeyiz. Evet. Yani diyorsunuz harama milli kelimesini ekleyerek helal olmaz. Asla olmaz. Allah ve Evet. Resulünün haram dediği bir şeye devlet de haram demesi lazım. Evet, bu görevi bu. Onu Evet. meşru kılarak, yaygınlaştırarak, imkanlarını efendim artırarak mesela iddia kumardır. Her köşe başında kumar var. Efendim biz mi onu özelleştirdik? Yani özelleştirdik demek o günahı işleyenleri biz yaptıkları şeyde serbest bıraktık demek. Günahta. Sen işliyorsun demektir o. Men dalle ala hayri Ya. kefailihi, men dalle ala şerri kefailihi. Hayra delalet eden onu işlemiş İşlemiş gibi. gibidir. Şerre delalet eden onu yapmış gibidir. Men senne sünneten seyyiyeten felehu vizruha ve vizru men amile biha. Kim kötü bir yol açarsa ve o yolu devam ettirirse ondan işlenen günahların tamamı onun defterine yazılır. Yani burada haram bir fiil olan kumardan devletin vergi alması Bu milli helal. piyango FETÖ'den tehlikelidir. Bunu bitirelim bununla. Böyle gelmiş, böyle gitmeyecek. Bu düzen değişecek.